İdlib'te biliyorsunuz şehitlerimiz var ama Türkiye tek yürek olmuş şekilde şehitlerimizi sonsuzluğa uğurluyoruz ve aynı zamanda da Türk silahlı kuvvetleri İdlib'te operasyonlarını sürdürüyor. Esad rejimine karşı da yoğun bir ateş altına alınmış durumda. İdlib 2000'in üzerinde rejim unsuru etkisiz hale getirildi ve rejim unsurlarının yanı sıra Tabi SİHA'lar, İHA'lar orada görüntüler de geliyor. Yeni görüntüler geldikçe de e, burada ortak akılda paylaşacağız sizlere. Aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye'nin çok kritik bir kararı oldu. Kapılar açıldı. 76 binin üzerinde düzensiz göçmen kapılardan geçmiş durumda son bilgi. Gündemi tabii ki her zaman olduğu gibi daimi konumuz Sayın Hüseyin Gülerce ile birlikte konuşacağız. Sayın Gülerce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hemen onu söyleyelim tekrar Süleyman Soylu'nun bir son dakika açıklaması İçişleri Bakanı'nın 76.358 şu anda sınır kapılarından geçen rakam göçmen sayısı. Ama bunlar Yunanistan tarafına geçmediler. Tabii. yani tampon bölgeler. Tampon bölgeler henüz. Ee, tabi Yunanistan orada nasıl bir tavır takınacak göreceğiz. Ee, birazdan onu konuşuruz isterseniz ama önce tabi e, şehitlerimizle başlayalım. Hepsine Allah'tan rahmet dileyerek İdlib'de yaşanan Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. 30'un üzerinde 36 şehidimiz var maalesef Sayın Gülerce. nasıl değerlendirmek, nasıl konuşmak <laughs> lazım bilmiyorum ama İdlib'de yaşanan son gelişmeler aslında sürecin bayağı bir sıkıştığını gösteriyordu galiba. Yani 33 sonra biri daha şehit oldu. Sonra iki şehidimiz daha var. Birden 33 şehidin böyle bir de e, işte rejim diyoruz. Esad'ın askerleri tarafından, kuvvetleri tarafından 33'ünün birden aynı anda şehit edilmesi gerçekten milletimizde büyük bir infial meydana getirdi. Yani hava birden değişti. İdlib'de evet Suriye'de e, daha önce işte Zeytin Dalı, Fırat, Barış harekatlarında şehitler verdik ama böylesi hiç olmadı. Böyle bir toplu şehadet e, milletimizi gerçekten sarstı. Evet. Bir de bunların her birinin ayrı bir hikayesi oluyor. İşte dinliyoruz, insanın gözyaşı dökmeden dinlemesi çok zor. Gencecik fidanlar, zaman zaman meal okuyorum Kur'an-ı Kerim'den, geçen dikkatimi çekti. Firavun İsrailoğullarının biliyorsunuz erkek çocuklarını öldürüyor. Kız çocuklarını bırakıyor. Oradaki ifade acıların en büyüğü evlat acısı diye bir ifade. Daha önce dikkatimi çekmemişti. Yani kardeş acısı da var. Anne baba acısı da var. Fakat demek ki acıların en büyüğü evlat acısı. Onu annelerde görüyorsunuz tavutun başında. Eşlerde görüyorsunuz. Kimisinin bir buçuk yaşında evladı kalmış. Bir şeyden haberi yok orada tabutun başında. Bu bizim milletimizin yüreğini dağladı. Bu acı. Benim burada ikinci bir üzüntüm koskoca muhalefet partisi liderinin biraz sonra üzerinde ayrıca duracağız. Şehitliği hafife alması millet ittifakı döneminde Şehitler Tepesi boş kalacak söz veriyorum demesi bu şehit annelerini, şehit babalarını, şehit yakınlarını çok üzmüştür. Sebebine gelince bu insanlar sanki iktidarın keyfi için İdlib'e gitmişler. İkisini beraber söylüyor çünkü. Ne işimiz var orada? Ne işimiz var orada? Yani bunu anlamamaları mümkün değil. Yani biz İstiklal Harbi'nde kaç cephede savaştık? Osmanlıyı parçalarken bu şer cephesi, bugün de aynı kaç cephede savaştık? Hiç kimse dedi mi? Çanakkale'ye ey 15'liler 15'liler türküsü var. Yani e, gencecik insanlar, lise öğrencileri gönderildi. Onların anne babaları niye gidiyorsunuz dedi mi? Burada da öyle haince bir fitne var ki. Efendim diyor ki Çanakkale Şehitler Tepesi denir Çanakkale'ye. Çünkü vatan toprağını savunuyoruz. Ama e, İdlib vatan toprağı mı? Şunu mu görmüyorlar? Görmek istemiyorlar. Hayır. Görüyorlar, biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel söyledi. Eğer İdlib'de savaşmazsanız Şanlıurfa'da savaşırsınız. Yani dünya öyle bir hale gelmiş. Amerika gelmiş. 10 bin kilometre öteden ona Kılıçdaroğlu ne işin var senin burada demiyor. 2500 kilometre öteden Rusya gelmiş senin burada ne işin var demiyor. Esad'a 900 bir şey demiyor. Km... Esad'a bir şey demiyor. 900 kilometre sınırımız var. Güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Terörü kaynağında kurutmaya çalışıyoruz. Ne işimiz var bunu diyemez yani. Benim en çok ağrıma giden de Mehmetçiğin iradesine vurulan bir darbe bu. Şimdi orada bakın savaşan Mehmetçikleri düşününüz. Subaylarımızı düşününüz. Kılıçdaroğlu'nun önderlik ettiği, öncülük ettiği Türkiye'de büyük bir kesim. Ne işiniz var sizin orada diyor. Elinde silah olan, parmağı tetikte olan askere biliyor musun? Haberin var mı? Sen ne arıyorsun burada? Farkında mısın? Demek Türk askerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iradesine balyoz vurmaktır. Bunu ancak beşinci kol yapabilir. Yani düşmanla işbirliği yapan insanlar yapabilir. Bu samimi olarak şehitleri düşünme de değil. Baktım ben Kılıçdaroğlu ile ilgili mizansene film çeviriyorlar. Sözcü gazetesinin yazarıyla konuşuyormuş da o anda telefon gelmiş de ya bu ne uyanıklık hemen deklan şöyle fotoğraf makinesine sarılıyor artık cep telefonundan da çekiyorlar. Yığılıp kalmış koltuğa Kılıçdaroğlu. Artistlik yapmayın bari ya. Şehitlerimizin üzerinden istismar yapıyorsunuz bir de artistlik yapıyorsunuz. Çok üzülmüş de. Çok üzülmüş sen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında dur. Askerimize moral var. Ne işiniz var orada demek? Askerin moralini bozmak demektir. Mehmetçi moralini bozmak demektir. Bu ihanete denk bir şeydir. Ve Kılıçdaroğlu diyor ya işte Şehitler Tepesi boş kalmayacak diye onun öncesinde de bir şey diyor Sayın Cumhurbaşkanı'na Şeyde konuştu ya Sayın evet. Cumhurbaşkanı e İstanbul'a şunu söyleyeyim de hı hı. İstanbul milletvekillerine Ya diyor konuşuyorsun konuşuyorsun benimle Alıp veremediğin ne diyor dönüp dolaşıp lafı bana getiriyorsun Ya sana getiriyoruz çünkü sen Şu anda cephede savaşan askerimizin Moralini bozan Bir kampanyanın öncülüğünü yapıyorsun Elinde silah orada çarpışan askere ne işin var orada denir mi? Heh. Tabii ki sana laf söyleyecek. Sana sorumluluğun gereği söylüyor. Sen olduğun için değil. Kemal Kılıçlar olduğu olduğun için değil. Ana muhalefet partisi liderisin. Millet İttifakı diye yüzde 48'i temsil eden bir ittifak var. Onları manipüle ediyorsun. O insanlar da ha doğru söylüyor. Biz Niye gidiyoruz orada? Şimdi sayacağım. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Bakalım ne işimiz var bizim İdlib'de, Suriye'de? Evet. Bu soruyu bir daha tekrarlayalım. Bu soruyu Amerika'ya sormuyorsun. Bu soruyu Rusya'ya sormuyorsun. Bu soruyu İsrail'e sormuyorsun. Bu soruyu Fransa'ya sormuyorsun. Bu soruyu Esed'e sormuyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'ye soruyorsun. Maalesef yani... Şimdi birazdan konuşalım. İdlib'de ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var sorusunun cevabını verelim. İnsanlara hatırlatılması gereken şeyleri hatırlatmamız lazım. Bir kere daha, bir kere daha zannedersem ama Cumhurbaşkanı Erdoğan e, dün ilk kez konuştu yaşananların ardından İstanbul milletvekilleriyle buluştu ve asıl mesele Suriye değil bir sonraki hedefleri Türkiye'dir dedi. Şimdi aslında konuşulması gereken çok fazla konu başlığı var. Ama herhalde en fazla dikkat Rusya'yı konuşuruz ayrı, Esad'ı ayrı konuşuruz. Suriye'de ne işimizi varı konuşuruz. Ama aslında Suriye'de ne işimiz varın cevabını Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güzel bir şekilde verdi. Evet. Asıl mesele de, de eğer bugün İdlib'de olmazsak, Cerablus'ta, Elbap'ta, Afrin'de olmazsak yarın öbür gün Şanlıurfa'yı, Hatay'ı konuşuruz. Ki mesela bir internet sitesi hemen Hatay'la ilgili haber yaptı bile biliyorsunuz. E, demek ki... E... Rusya'nın resmi yani evet. Sputnik. Sputnik yaptı. Evet. Biliyorsunuz çalınan eyalet diye hata yaptılar. Çalınan eyalet diyor. Yani aslında şuur altında bu Amerika'nın da İngiltere'nin de Fransa'nın da Rusya'nın da bizimle ilgili iyi şeyler yok. Yani bu lafı başka birisi söylese ile bağlantılı olmayan vereceğiniz cevap daha ağır olur. Zaten e, Rusya'nın eee ne yaptığını anlamak mümkün değil. Yani ben Rusya'daki bu değişikliği hı hı. ya Rusya'da Putin'e karşı bir darbe mi oldu diye düşünmeden edemiyorum. Burası önemli. Putin'e evet. karşı bir darbe mi oldu? E, evet, yani bizim bizimle Sayın Cumhurbaşkanı ile defalarca konuşan e, petrol, e, doğalgaz akımları için Türkiye'ye gelen açılışları beraber yapan Putin nerede ya? O Putin'e ne oldu? Ya acaba yani biz... etrafı tarafından başka bir duruma maruz bırakılan Putin mi var? Yani saklılara ben geliyor. somut ne olduğunu bilmiyorum ama hani Türkiye'de bir laf var, başına saksı mı düştü yani? Ya Putin'in başına saksı mı düştü? Ya bu değişikliğin izahı ne? Ama bunu sadece bize Rusya yapmıyor ki. Amerika'da yapıyor, da yapıyor. Bir bakıyorsunuz iyi ki bir Trump var diyorsunuz. Rusya'ya dönüyorsunuz iyi ki bir... Putin var diyorsunuz, sonra ya o Trump'a ne oldu diyorsunuz, Putin'e ne oldu diyorsunuz. Şimdi bunların etrafında karar alıcılara tesir eden, mesela Beyaz Saray'ı anlıyoruz. Orada evangelistlerle işte e, Yahudi lobisi birlikte Trump'ı etkiliyorlar. Aslında dini bir savaş var orada, din savaşı Ama, şey yapıyorlar. Putin'i etkileyen nedir yani, Putin'i tehdit eden nedir? Doğru, Cumhurbaşkanı de... Erdoğan ve Putin <laughs> 5 ya da 6 Mart'ta bir araya gelecek. Az önce Dışişleri Bakanı Mevlüt evet. Çavuşoğlu da bunu ya paylaşmış. Ya inanın artık bu görüşmeler beni heyecanlandırmıyor. Kaçıncı bir araya geliş? Yazılı mutabakatlar var. Soçi mutabakatı diye. Değil mi? Evet. Bizim şu var, anda hepsi... gözlem Çok noktalarımız bu Suriye'nin Esad güçlerinin yaptığı son e, hamlelerle onların ortasında kaldı. Yani ne konuşacaklar peşin 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 hüküm söylemeyelim. Ama bugüne kadar konuştuklarımıza ve yapılanlara bakınca insan buradan da iyi bir şey çıkacak diye düşünemiyor ki. Hmm. İyi çıkan şey nedir? Bizim iyalarımız siyalarımızdır. Evet. Ama laf demin gelmişti unutmayayım. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki Türkiye'nin saraydan yönetilen bir dış politikası vardı. Çok ayıp bir şey. Yani Beştepe zaten yönetim geri. Ya bir seçim yapıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Tabii ki oradan yönetiliyor. Yani yürütmenin başı şu anda Cumhurbaşkanı. Yürütmenin baş Başbakan var mı yok? Ya haberi yok ya. Kim yönetecek Türkiye'yi yani? Başbakan Anayasa değişikliğine gidildi. Referandumdan millet buna evet dedi. Sonra seçime gidildi. Siz her şeyi söylediniz. E Cumhurbaşkanı şu anda yönetimin başındaki insan. Ama şu çok ağır bir laf. Ya bunu sorumlu bir insan söyleyemez bakınız. Türkiye Amerika ile Rusya arasında pimpan topu gibi gidip geliyor. Şimdi ben CHP'ler adına da üzülüyorum. Onlar da kurdular çünkü. Çok. Şimdi bizim bu lafımız üzerine adam diyor ki e öyle değil mi? Değil tabi öyle ya. Biraz insaflı olun ya. İnsaf dinin yarısı. Yani Türkiye Amerika ile görüşüyor. Beyaz Saray'da onlar buraya geliyor, başkanlarıyla görüşüyor, heyetler görüşüyor. Moskova'da görüşülüyor, devlet başkanıyla görüşülüyor. Siz bunları, özür dilerim, adam yerine koyuyorsunuz. Ciddi ciddi devlet var karşımızda diye. Sonra adamlar bunlardan vazgeçiyorlar. Şimdi siz Amerika ile tam mutabık kaldığınız zaman Rusya'ya dönüp bir şey demiyorsunuz ki ama NATO sizdeki hava savunma sistemlerini, patriotları söküp alıyor. Bunu kendisi de ifade etti. şey. 15 Temmuz'dan önce. Trump'ın kendisi de hak verdi Türkiye'ye. Şimdi pimpon topu mu oluyor yani. Türkiye Amerika patriot vermeyince bize biz ya bu bizim savunmamız arkadaş deyip Rusya'ya müracaat ediyoruz. Şimdi Binpon topunu Amerika vurdu Rusya'ya mı gittik? Bir de şurada yani atlanılan nokta şu zannedersem sen gülerci. Bu devlet ilişkisi. İnsani ilişki değil ki bu bugün ya, küsersin yarın bak, Ya bu devlet ilişkisi sonuçta. Herkesin kendi çıkarı var. Şimdi Her devletin kendi çıkarı var. Asıl problem de şöyle. Bugün o çıkarsa şöyle, onunla yakınlaşırız. Devletlerin verdiği yazılı taahhütlere, anlaşmalara güvenmeyeceksiniz de ne olur? Neye güveneceksin? O Doğru. zaman niye konuşuluyor? Niye anlaşma yapılıyor? Heyetler niye konuşuyor? Kaldı ki bir parantez açayım. Mesela Rusya ile diyorlar ya hani Türkiye ve Rusya çok iyi anlaşıldı da ne oldu? E biz Ukrayna'da Rusya ile tam tersi durumdaydık zaten. Ukrayna'ya nakdi yardım yaptık. SİHA İHA <laughs> verdik. Libya'da Rusya ile tam tersi durumdaydık. Yani demek ki devletlerin çıkarı var. Ama bir yandan da S-400'de alınmıştır. Şimdi bizim ona itiraz ettiğimiz yok. Yani devletler her devletin çıkarı var. Bir de tarihi hesaplar var. Şimdi Tarihi hesaplarınızı siz uyanıklık yaptığınızı zannederek Türkiye gibi bir ülkeyi, devleti kandırmaya kalkarsanız işte bu sahada bozulur. Neyle bozulur? İHA ile SİHA ile bozulur. Şimdi Allah razı olsun bu İHA-SİHA işine giren bayraktar grubundan. Mesela şu, son şu anda, günlerden tekrar nasıl anlaşıldı değil mi? Arkadaşlar gösterebilirlerse bakınız kapıdan içeri giriyor. Siyanın attığı füze. Ya, o görüntüleri yani, arkadaşlar o yeni görüntüler, evet, o yeni görüntüler mağlaçtı. çok önemli. Daha önceki SİHA görüntüleri. PKK ile mücadelede görüntüler. de PYD YPG'ye karşı mücadelede de doğu taraftaki e, sınırın bu silahlar ki artık şunu söylüyorlar. Türkiye elektronik savaş imkanlarını devreye soktu diyorlar. Bu çok değişik bir şey. Elin mask mı var? Elin mask. Geçen, dün mü? Önceki gün müydü? F-35'lerin bir hükmü kalmıyor bu SİHA'lar karşısında diyor. Ve ilk defa bizim İHA'larımız, SİHA'larımız... Ve evet. radara yakalanmadı. Rusların evet. sistemine karşı, hava savunma sistemine karşı yakalanmadı. Hava savunma sistemlerini vurduk. Evet, onların savunma sistemlerini vurduk. Yakalanmadığı gibi. On, onların savunma sistemlerini vurduk. Şimdi bu yeni bir şey. Bu Rusya'ya karar değişikliğine sebep olabilir. Yani ha şu benim şu bahsettiğim. Şu görüntü çok bölüm. acayip. Evet. evet. Şimdi e, güzel söylüyor Cumhurbaşkanı. Aradan çekil diyor Rusya'ya değil mi? Biz bu adamla işimizi görelim. Bakınız herkes 30 şehitten sonra silahlı kuvvetlerin yanında yer aldı. Başını CHP'nin çektiği kesim silahlı kuvvetlerin yanında yer almadı. Türkiye'nin yanında yer almadı. Yani çok ağır bir laf. Siz Esad'ın askerlerinin üç tane de generali vuruldu. O da çok büyük bir... Esad'ın generallerini evet. yine SİHA vurdu. Evet. Siz bundan mı rahatsızsınız ya? Çünkü sizin bizim bu şekilde konuşmamızı gerektirecek milletvekilleriniz var. Bir Sera Kadıgil var değil mi? Ya ya arkadaşlar bak bulsunlar. Verseniz mesela Kadıgil'in tweetini arkadaşlar. A Aslında önce şeyi versinler. E, ee, Kılıçdaroğlu'nu. Tamam. Kılıçdaroğlu'na başlayalım o zaman. Şehitler evet. tepesi dedi. evet. boş kalacaktır. Evet. Yani bunu şimdi bu açıklamayı nereden bakarsanız bakın. Bir skandal bir açıklama. CHP'lilerin o sözlerini izleyelim. Arkasından konuşalım. İlk önce son açıklaması. Şehitler tepesi boş kalacak dedi ama eski açıklamasını hatırlattık. Yani e, PKK mı bize YPG saldıracak? Mi bize YPG mi bize bakalım. saldıracak demişti Kılıçdaroğlu. Bu zihniyetteki birisi elbette ki şehitler tepesini boş bırakacağız der. Çünkü YPG bize mi saldıracak diyor. Demek ki YPG saldıracak. Amerika silahlandırdı değil mi? 40 bin tırla. Evet. Niçin silahlandırıyor YPG'yi? Bize saldırması için. Orada bir PKK devleti PKK ordusu kurulmaya çalışılıyor. Ve Ana muhalefetin lideri ne yani? YPG bize mi saldıracak diyor. Demek ki siz olsanız kardeşim saldırmanıza lüzum yok mu diyeceksiniz? He? Özel özel bölge olarak şimdi söyleyeceğiz Buldan'ın lafı üzerine Cizre ne anlama geliyor arkadaşlar? Yalnız Türker Bey sizinle dikkatinizi çekmiştir. CHP iktidara geldiğinde demedi. Hı. Millet İttifakı iktidara geldiğinde dedi. Evet. Ben şimdi bak kaç saattir bekliyorum bu açıklamayı dün yaptım. İyi Parti ne diyecek? İyi Parti niye bir şey demiyor? Yani İyi Parti de mi şehitler tepesini boş bırakacak? İyi Parti'nin sözcüsü de ki ben makul bir insan olarak tanıdım şu ana kadar. Evet. Yavuz, Yavuz A Ağır Alioğlu. Alioğlu. Dün dinlerken ben televizyonu kapattım sinirden. Ne diyor biliyor musunuz Tüker Bey? asıl diyor yönetimin diyor gücü diyor kabiliyeti diyor savaşa sebebiyet vermemekten geçer diyor şehit vermemekten geçer diyor ya bunu bari siz söylemeyin ya, ya bir de diplomasi ise Türkiye sonuna kadar diplomasiyi kullandı, hala kullanıyor işte Putinle görüşecek Türk bey savaşa mani olmak mümkün olsaydı şimdiye kadar hiç savaşlar olmazdı Birinci Dünya harbi var. İkinci Dünya Harbi var, şu anda savaşlar var. Şimdi Türkiye savaşı önleme adına gayret göstermiyor gibi bir laf bu. Artı hmm. peki empati yapalım dedi. Şimdi sayın Ağralıoğlu'nu sayın Cumhurbaşkanının biraz önceki konuşmasının devamında söylediği sözlerle cevap vereyim. Bir an için empati yapalım ve Suriye'de ne işimiz var diyenlere hak verip yani savaşmamamız gerekir Ağır Alioğlu gibi düşünenlere gerekir diyenlere hak verelim ve bugün son askerimize kadar oradan çıktığımızı düşünün. Bu çok önemli bakınız. Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye olarak yarın sabah daha güvenli, huzurlu, güçlü bir şekilde mi uyanacak? Hayır. Yani askerimizi çektik. Ne işimiz var orada? Savaşa gerek yok arkadaş. Çekildi askerlerimiz. Türkiye yarına daha huzurlu güvenli. Oh ya askerlerimizi çektik. Bir şey kalmayacak. Artık şehit vermeyeceğiz mi diyeceğiz. Kilise, Antep'e, Hatay'a havan topu düştüğünü, füzelerin düştüğünü hatırlayın ya. Çok çabuk unutuyoruz. Yine çok önemli bir ifade. Rusya'sından Amerika'sına, rejiminden terör örgütlerine kadar mücadele ettiğimiz herkes tüm projelerinden vaz mı geçecek? Hadi bunun cevabını verin. PKK mesela hiç saldırmayacak mı? Esed, Çekilince. Esed projesinden vaz mı geçecek? Amerika vaz mı geçecek? Rusya vaz mı geçecek? Fransa vaz mı geçecek? İsrail vaz mı geçecek? İran vaz mı geçecek? Bizi burada ikna edin. Evet. Buna bize bir cevap veremiyorsunuz ki. Eğer ne işimiz var deyip çekilirsek, milyonlarca Suriyeli, güle oynaya evlerine dönüp kendilerine bir gelecek mi kuracaklar? Ya dönecek evleri kalmadı ki. Kendi liderleri, ülkenin lideri Esad her yeri bombaladı. Sivilleri bombaladı. Hastaneleri, çarşıları, kendi insanını öldürdü. Hadi diyorlar ki Suriyelilerin ne işi var? Dönsünler evlerine. Evleri yok ki kardeş. Bak kapıları açtık. Niye? 76 mı? 76, son. 76 bin insan. Çoluk çocuk. İnsanlar neden kaçmak isterler ya? Neden gitmek isterler? Şimdi Birleşmiş Milletler ayakta, Af örgütü uluslararası Af örgütü ayakta. Ya. Evet, biz çekilsek Türkiye'nin etrafındaki kuşatma kalkacak. Bütün bu saydığımız ülkeler bize destek vermek için seferber mi olacak? Yoksa Suriye içinde tuttuğumuz Suriye'nin içinde tuttuğumuz sorunların peşimizden sınırlarımıza dayandığını mı göreceğiz? Cesaretlenen terör örgütleri rejim yeniden şehitlerimizi bombalamaya işgale mi yeterence? Şimdi evet yani Suriye'de ne işimiz var diyenler özellikle dinlemesi gereken sözlerdi bunlar. Yorum sizini izleyelim ama tabi burada hep unutulan şeyler dediğim gibi ya havan topu düşüyordu Füze düşüyordu sınırlarımıza. Sınırlarımız güvenlik altına mıydı? Sınırları güvenlik altına almak için Afin'e e girdin. Cerablus'a girdin. Elbap'a girdin. Daha e, unuttuğumuz bir şeyi hatırlatayım. Türkiye'nin başına bela edilen bu PKK'yı Öcalan yıllarca nereden yönetti? Suriye. Suriye'den. Demek ki Suriye bizim düşmanımız. Her fırsatta bize düşmanlık yapan bir ülke. Ve Suriye bir maşa. Yani PKK'yı eğiten, yöneten, büyüten Suriye istihbaratıyla destekleyen bir Suriye'den bahsediyoruz. Şimdi biz bizim Suriye'de ne işimiz var diyenlere e peki o zaman Suriye bize devamlı neden düşmanlık yaptı? Bugüne kadar. Ya Amerika neden hala silah veriyor? Bak o tarafa daha dönüp, daha dönüp bakamıyoruz ki. Yani Sayın Cumhurbaşkanı o konuşmada onları da ifade etti. Yani bize verilen sözleri ne Amerika tuttu ne Rusya tuttu. Mesela bir güvenli bölge oluşturulacaktı. Oradan terör örgütleri çekilecekti, çekilmedi. Yani şimdi bu 5 veya 6 Mart'ta Putin'e yapılacak görüşme önemli. Ama o bizim derdimizin, problemimizin yarısını meşgul ediyor. Fırat'ın Diğer yarısında da, da Fırat'ın doğusunda da, evet. da Amerika ile muhatap. Birazdan devam edelim bu konuşmaya ama bir yorum sizini arkadaşlar ekrana versinler. Arkasından devam edelim. Can Ataklı'nın bu sözlerine sizler neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Instagram'da benim paylaştığım son fotoğrafın altına yorumlarınızı yazın. Twitter'da da ortak akıl etiketine Can Ataklı hakkındaki yorumlarınızı yazın. Az önceki konuşma hakkındaki yorumlarınızı yazın. Burada canlı yayında okuyalım. Hemen reklam öncesi Can Ataklı'nın sözlerini sizlere soruyorduk. Yorum sizin köşesine. İlerleyen dakikalarda yorumlarınızı okuyacağız ama mesela bir tanesi ilgimizi çekti. Can Dündar'dan sonra yani John Dündar'dan sonra şimdi de John Ataklı'mız oldu diye yazanlar vardı. Üç defa Cumhurbaşkanı'na ulan diyor. Tabi yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret de var bunda. Yani adam o kadar Sayın Cumhur, yorum yapmıyorum. Sadece Hı. bu ulanı izah ediyorum. Cumhurbaşkanı'na o kadar kin ve nefret birikmiş ki bu tip karakterlerde ağzından çıkan lafı duymuyor. Ya ne söylüyorsun? Kime söylüyorsun? Nasıl konuşuyorsun böyle? Ekranda konuşuyorsun? Yorumlarınızı bekliyoruz canataklı için. Dediğiniz gibi yani canataklı gibi düşünen ve bu zihniyette olan çok kişi var. Aslında onlarda deşifre olmuş oluyor. Evet. Göçmenler konusuna geçelim mi? Tabii Türkiye'nin herhalde o gece çok e, önemli kararlarından biridir. E, kimseyi zorlamıyoruz. Kimseyi zorlamıyor Türkiye ama. Artık kapıları açtı ee, ve işte göçmenlerde şu anki rakam 76 bin, Bakan Soylu'nun verdiği rakam, e, tampon bölgeye gittiler. Ama Yunan, Yunanistan'dan işte biber gazlı müdahale var sürekli ama bir yandan insan üzülüyor, oradaki çoluğa, çocuğa, arada kalanlara üzülüyor. Ama kimse zorlamıyor tabii ki ama bu da zannedersem yapılması gereken bir hamleydi Sayın Gülerci, özellikle Avrupa'ya. Karşı. Şimdi Suriyelileri niye kabul ediyoruz diyenler, bu insanları niye gönderiyorsunuz diyorlar, diyorlar şimdi. şimdi. Evet. Ve ben bugün bir gazetenin manşetine hayret ettim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, e, biz artık bu yükü kaldıramayız anlamında söylemiş lafı, onlar almışlar. Bundan sonra artık e, Suriyelileri barındırmayacağıza çevirmişler. Şimdi, Halbuki İdlib'den hayır, 1 milyon yani, üzerinde o, kişi sınırda bekliyor. Şimdi 4 milyonu kaldırabiliyoruz ancak. Fakat yeni gelecek milyonları kaldıramayız anlamında top, söylüyor. Top, top. Yani orada da Erdoğan düşmanlığı e, ve Abdullah Gül Davutoğlu hayranlığı hmm, gazeteciliği öyle unutturmuş ki yani. Ama manşetten veriyorsun yani. Lafın gelişine önüne arkasına bir baksana o manada mı söylüyor? Yani Türkiye'de bulunanlara e, hadi artık hepiniz gidin mi deniyor. Serbest bırakıyor. Ama bu yığılma şunu gösterdi bak iki açıdan. Bir, demek ki Türkiye'nin kapıları açmaması ne anlama geliyormuş çıktı ortaya. Yani bu kadar gitmeye meyyal insan var. Türkiye, bunlar Avrupa için bir yük olmasın, Avrupa için problem olmasın. Öyle konuşuldu ya Avrupa ile. Ama bıçak kemeğe dayandı. Buraya kadar geldi. Ya Merkel'le olan görüşmesini anlattı işte Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki yani bir para verecektiniz 30 milyon lira. E onu da vermiyorsunuz. Hıkmı gelince diyor ki e, biz bunları size gönderelim biz size 100 milyon euro verelim. Hakaret de var burada yani. Daha o da olmaz. Şimdi kapıları açtığı zaman buyurun problemi şu anda bütün dünya televizyonlarında bu bir çok önemli insanlık dramı. Yani Türkiye Tabii. böyle bir dramın müsebbibi değil ki. Adam diyor ki hani Suriyelilere sahip çıkıyordum. Şimdi bunları bunu söyleyen bir CHP milletvekili Hı. bunları bu zulüm değil mi diyor? Ya asıl zulüm bunların ülkelerinden çıkarılması. Yani yapan zulme Esat siz ondan berabersiniz. Kendi insanlarını bu insanlar zevkten mi Türkiye'ye geldiler? Yani kendi ülkelerinde çok memnundular, geçiniyorlardı, huzur içindeydiler de. 4 milyonu Türkiye'ye, hadi bile Türkiye'ye gidelim mi diye geldiler. Ya Asıl müsebbibi söylemiyorsun. Sonra bu insanlar demek ki bir de şuna kızıyorlar. Ya ne kadar da meraklıymışlar gitmeye. E bir insanlar bir istikbal arıyor. Bak çoluk çocuğuyla gidiyorlar. Bu meselenin şimdi... Zaten Türkiye'den Avrupa'ya gidecekler. Avrupa, Avrupa yani. için... Oydu. Evet bu meselenin Avrupa için ne kadar hayati olduğunu gördüler. Yunanistan ne kadar dayanacak? Dünya kamuoyunun baskısına, Birleşmiş Milletler'in uluslararası örgütünün göreceğiz. Ben sadece bir tweet attım bu halleri benim bana dokundu yani. Bunlara tamam. kimisi Kızılay veriyor diyor Kumanya Kızılay orada. Evet, Komanya yani veriyor bu insanlara ekmek, katık verirse hiç olmazsa yani e, oraya geçtiler artık tampon bölgeye. Hava da hiç müsait değil soğuk. Ya Allah korusun yani çoluk çocuk küçücük bebekler var işlerinde. Şimdi bu doğ, dramın müsebbibi biz miyiz yani? Bir de daha geniş çerçeveden bakın dünyayı sömüren bir büyük zenginler kulübü var. Milyar dolarlarla oynuyorlar. Dünyanın büyük bir kısmının böyle fakir kalmasının sebebi ne? Onların lüks ve israfı. Müslümanca biz bize dönüyorum şimdi söylüyor. Müslümanca yaşasak bizim de zekatımız var, sadakamız var. Bizde de aç açık olmaz. Ama eskiden zenginler zekatının sadakasını verdiği için fakir fukaraya yardım ettiği için bir. ikincisi lüks ve şatafat içinde yaşamadıkları için fakirlerin gözüne batmıyordu onların zenginliği. Kıskanmıyorlardı, haset etmiyorlardı. Neden Türkiye'de işçi patron sınıf çatışması olmuyor. Çünkü bizim inancımız sınıf oluşmasına fırsat vermiyor ki. Zengine dönüyor mütevazi ol. Kibirlenme, böbürlenme, sadaka ver, zekat ver, yardım et, iyilik yap. İyilikte yardımlaşmada yarış diyor. Öbürüne de sen de helal kazan diyor. Bir denge kuruluyor. Ama bu kapitalist sistem, evet vahşi sistem, masum insanların ezilmesinin üstüne servet giyen insanların hiçbirlerinde umurunda değil. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi işte dünkü toplantıda. Suriyelilerin kaçacağı gideceği bir yer var Türkiye. Allah korusun bizim başımıza bir şey gelse bizim gidebileceğimiz bir yer var mı? Yok. Böyle bir yer yok. Ama bazılar için var. Çoğu şimdiden Londra'da, Paris'te, Amerika'da, Kaliforniya'da, yerler satın aldılar. Daireler satın aldılar. Villalar satın aldılar. Onların gidecek bir yeri var. Bizi kapıdan kovsalar biz bacadan geliriz. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Şimdiye kadar da hiçbir yere gitmeye çalışmadık. Onun için şehitler tepesi vatanın ifadesidir. Eğer bir toprak şehit kanıyla sulanmamışsa vatan olur mu? Olmaz. Ne demek şehitler tepesi olmayacak? Kaç, İstiklal Harbi'nde kaç cephede savaştık? Hep vatan toprağını korumak için. Eğer Türkiye'yi o gün yönetenler, Kılıçdaroğlu gibi düşünseydiler, şimdi bizim hiç şehitler tepemiz olmazdı. Yani bize... ya Aslında CHP lideri, bu ülkenin <laughs> lideri olan, bu ülkenin kurucusu olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün de nasıl sızlatacak bir şey geçmek yapıyor. geçmek lazım. Yani 7 yani... karşı savaşıyor Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk döneminde Hatay Türkiye'ye katılıyor. Evet. Şimdi biz Hatay'ın güvenliğini sağlamak için İdlib'de bulunuyoruz. Ne işimiz var? Atatürk'ün kurduğu partinin lideri bizim İdlib'de diyor. Ya Çanakkale İdlib. Savaşı'nda İdlib'den giden ve şehit düşen birçok genç var. Bakın şimdi Kılıçdaroğlu gibi düşünseydi Ecevit tanıyacağım Erbakan'la. Eğer Ecevit'le Erbakan 1974'te ya. Kılıçdaroğlu gibi düşünseydi biz Kıbrıs barış harekatını yapamazdık. Ki. Yapamazdık. Ne işimiz var bizim Kıbrıs'ta? Kıbrıs'ta. Olurdu. Halbuki e şimdi cumhurbaşkanları da diyor ya. Kıbrıs'ta yani bizim şehitler, Mustafa Akıncı. Kıbrıs'ta bizim şehitler tepemiz var biliyor musunuz? 498 şehrimiz var. Ya. 498. 70'te mücahit şehit olmuş. Sivillerden Hayatını kaybedenler de bine yakın. Biz durduk yere mi? Hani şimdi Yavuz Ağır Ali, Ağır Ali oğluna söyleyeyim. Savaşı kimse istemez. Çünkü Tabii. şehit olanların kendi evladımız olduğunu düşünelim. Kim ister savaşı? Savaşsız çözüm en doğru çözüm. Savaş son çare. Peki Kıbrıs'a niye gittik savaştık? İzah edin Yavuz Bey. Kıbrıs'a niye gittik? Çünkü Samson darbe yaptı. Bir senaryo kurdular. Makaryos'u devirdi. Ve Türkleri katletmeye başladılar. Hadi savaşma. Şehitler tepesi boş kalacak de. Desene ya. Niye Kıbrıs'a çıkıyorsun arkadaş? 486 tane 498 tane şehidimiz var bizim Kıbrıs'ta. Jandarmamız var, sağlıkçımız var. Denizcimiz var, havacımız var, karacımız var çoğunlukla. Ya laf mı bu şimdi ya. İşte Bir bu... yönetim ancak savaşa mani olursa yönetimdir. Bugüne kadar hangi savaşa mani olunmuş? Adam seni katlediyor ya. Masumları katlediyor. Sen nasıl duracaksın? Terörü Suriye'den organize ediyorlar. Suriye, Türkiye'ye yönelik senaryonun rampası. Görmüyor musunuz? Terör örgütleri, söyledin demin, durmadan füze attılar şehirlerimize okul bahçelerine, evlere, insanların odalarına. Sonra bir de şimdi utanmadan kalkmış, biraz sonra konuşalım, Pervin Buldan diyor ki, Cizre hatırlatması yapıyor. Çukur, Çendek hatırlatması daha, biraz yapıyor. Demek ki 100 yıl önce bu surede ne işimiz var diyenler olsaydı, e mesela Türkiye Cumhuriyeti, Orta Anadolu'ya sıkışmış bir devlet olarak kalacaktı. Mustafa Kemal Atatürk, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Dedi ve işte o zaman diyeceklerdi ya bizim ne işimiz var İzmir'de? Demek ne ki, diyeceklerdi yani? Kılıçdaroğlu şöyle diyecekti Yunanlılara. Bak kardeşim size adam gibi söylüyoruz. Lütfen İzmir'i terk eder misin? Yani. Biz savaşmak istemiyoruz. Şehitler Tepesi söz verdik olmayacak bizde. Onun için bize lafımızı yedirmeyin. Şuradan lütfen çıkar mısınız? Bu mu? Sera Kadıgil'in tweetini versenize madem CHP'den evet. laf açıldı. CHP milletvekili avukat Sera Kadıgil var. Biliyorsun. Parti meclis üyesi Parti aynı zamanda. meclis Üyesi. Bak CHP milletvekili. Doğru. CHP milletvekili. Evet. E, ezan tweetleriyle çok gündeme gelmişti ama onun eski bir tweeti yine gündeme geldi. Bu kez Serra diyor ki, 2012'de attığı tweet bu. Bugün Suriye'ye savaş açsak Banko Esad'ı tutarım. Bugün Suriye'ye neredeyse savaş açılmış Şimdi durumda. Diyor, bu tweet Esad'ı Evet. Mi? Bunun hakkında Kılıçdaroğlu bir şey diyor mu? Demez. He? Sayın Kılıçdaroğlu partinizin milletvekili bu ya. Türkiye'nin karşısında Banko Esad'ı tutarım diyor ya. Mesela şu tweet de vardı. Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim. Şehitler ölmez vatan bölünmezden tiksindim kadın. Evet. Şimdi bak birisi böyle düşünebilir. Evet. Fakat Kılıçdaroğlu çok mu aranmış bu şahsı milletvekili yapmak için? E? Ya böyle tekrar cımmızla, cımmızla bunları nasıl buluyor seçiyor Kılıçdaroğlu? Ya bazen Dilimin ucuna kadar geliyor. Bunu söyleyen çok var. Ya bu Kılıçdaroğlu galiba hakikaten proje ya. Yani CHP'nin başına gelmesinden tut da böyle kişileri milletvekili yapması ve bunlar böyle dedikçe de hiç sesini çıkarmaması. Sonra da dönüp Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ya dönüp dolaşıp niye bana laf söylüyorsun diyor. Nasıl söylenmez? E sen Bil şimdi buna bir şey söylemezsen biz burada konuşuruz arkadaş kaç gündür bu tweet dolaştırıyor. Ya o zaman ya hadi kimisi diyor ya parmağım yanlış dokundu. Hı hı. Kimisi diyor ki evde benden başkaları da var. Ya bir şey söyleyin yani. nasıl yalanlara alıştık biz. Bari bir yalan söyleyin. Hiç sükut ikrardan gelir. Sesinizi çıkarmıyorsunuz. Ben de soruyu sorarım. Sayın Kılıçdaroğlu siz de bu milletvekiliniz gibi mi düşünüyorsunuz? Çünkü biraz şu andaki tutumunuz Esad'a laf söylemiyor. Hiç söylemiyor. Türkiye'ye laf söylemeniz yani ister istemez böyle bir soruyu bize sormuyor. Yani yok. Esad gibi mezhepçi birine nasıl laf söylemezsiniz? Bu Sera Kadigil böyle Eren Erdem de CHP milletvekiliydi. O da diyordu ya İranlı Türkiye savaşa girse İran'ı tutarım. Yani bunların hepsi nasıl <laughs> olur CHP'de buluşur ya? Evet. Türkiye'yi tutanlar yok. Yalnız Suriye'yi tutanlar var. Hayır, mesela bunlara bir ihtar da verilebilir. Ya durun bir dakika bak biz kuva Milliye'den geliyoruz. Hani öyleydi ya. Yani, biz kuva Milliye'den geliyoruz. Atatürk'ün kurduğu partiyiz. Bir dakika siz bizim partimizin içinde biz Hatay'ı aldı Atatürk Suriye'den vatana ilhak etti. Sen Suriye'den yana nasıl olursun? Yani sonra kalkıp Hatay'ın tekrar Suriye'ye bağlanmasını mı savunacaksın? Sera niye demiyor? Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dedi ya ben Hatay Devlet Başkanı Tayfun Sökmen'in yaptığı hatayı yapmam dedi. Bir Hep arısı. aynı zihniyet. Bir diş ağrısı da orada var. Mesela bu da çok büyük. O da vatana ihanet biliyor musunuz? Evet. Yani şu andaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın söylediği vatana ihanettir. Türkiye'nin yardımını istemiyoruz. Biz Güney Kıbrıs'la birlikte bir ortak devlet kuralım. Bize Avrupa Birliği yardım etsin. Bak 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 bak. Bu ihanet değildir. Değil de Kıbrıs şehitlerine nedir? Mücahitlere ihanet değil de nedir? Onlar vatan için öldüler. Sen onlara karşı çıkıyorsun, vatan hainliği yapıyorsun. Bak çok net. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anki Cumhurbaşkanı vatan hainliği yapıyor. Rumların ağzıyla konuşuyor. Yani Hatay Devleti'nin de Türkiye'ye katılmasına e, nasıl bir gözle bakıyor? İşte bugün gelir, 1939'da katıldı Hatay bugün de gelir 2020'sinde bir internet sitesi çalınan hayal ettiği haber yapar. Şimdi Kılıçdaroğlu Ve bunu da savunanlar var bizim Kılıçdaroğlu için. Kılıçdaroğlu ya Millet İttifakı'nda şehitler tepesini boş bırakacağız diye. Aslında orada en önemli müttefiki HDP'ye teselli veriyor. HDP'ye tamam sen şu anda çok zor durumdasın. Mesela dört evet. parti o şehitler üzerine ortak bir bildiri yayınladılar. Evet. HDP ona katılmadı. HDP Türkiye Partisi değil ki. Bak geri geldi söyleyeyim. Türker Bence HDP'yi konuşalım biraz. Geri geldi. Şunu da söyleyeyim. HDP Türkiye Partisi olmadığı için hani salı günü galiba mecliste kapalı oturum mu yapılacak? Evet. Arkadaş o kapalı oturumda lütfen elbet siz de tedbirinizi alıyorsunuz ama ben bir vatandaş olarak söylemek zorundayım. Devlet sırlarını konuşmayınız. Çünkü HDP'nin yanında devlet sırlarını konuşmak FETÖ'nün yanında devlet sırrı konuşmak gibidir. FETÖ ve HDP'liler devletin sırlarını dışarıya veriyorlar. Esad'a verirler, Amerika'ya verirler, İsrail'e verirler. Lütfen meclisteki kapalı oturumda devlet sırları söylenmesin, açıklanmasın. Evet. Kılıçdaroğlu'nun e, HTS ile ilgili, e, pardon HSK ile ilgili söylediği ya e, ya şey geçelim mi? Çünkü evet. öyle bir söz söyledi ki gezi biliyorsunuz olayları hakkında o kararı veren hakimler hakkında HSK inceleme başlatmıştı. Kılıçdaroğlu da hakimler, savcılar, yüksek kuruluna öyle şeyler söyledi ki yani bu kadarını da artık pes yer. Yani. Bir izdir. Yani artık Kılıçdaroğlu'nun bu skandal sözlerini söyleyecek de çok fazla bir şey kalmıyor. Yani yüksek değil artık hakimler savcılar alçak kurulu demeliyiz. Diyor. Şimdi ben şunu anlamadım. Bak daha önce de seçimler sonrasında e, yüksek seçim kurulu üyesi hakimlere hakaret etmişti. Yani niye bunun hakkında bir soruşturma açılmıyor resen? Hakimlere hakaret ediyor. Alçak kurul, kurul eşyalardan oluşmuyor ki insanlardan, hakimlerden oluşuyor. Onlara kelimesi, hakaret. Evet, nasıl hakaret bursun. edebilir? Şimdi bak, buna bir ses çıkarmadılar. Yüksek Seçim Kurulu hakimlerine hakaret etti. Şimdi en yukarıya, SK'ya hakaret ediyor. Yani bir dokunulmazlığı var da hakaret dokunulmazlığı olmaz. Adam için bir de milletvekilleri fon kurdular. Hakaretten doğan para cezalarını o fondan ödüyorlar. Ödüyorlar. E, önce hakaret ediyor, sonra dönüyor milletvekillerine ödeyin parasını diyor. Bunun adı da demokrasi oluyor değil mi? Şimdi bu söyledikleri adaletle mi ilgili? Eleştirebilirsin bakınız. Kararlarını beğenmezsin. Ama hakaret ne? Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürpriz yapıldı. Bu hafta evet, biraz toplantısında. Biraz yumuşatalım. Evet. Yumuşatarız. Arkasından da Devlet Bahçeli'ye geçeriz. <laughs> MHP geçeriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Şubat'ta doğum günüydü. Tam da grup toplantısına <laughs> denk geldi ve toplantıda Erdoğan'a bir sürpriz yapıldı. Kurul toplantısında Erdoğan'a böyle bir sürpriz yapıldı. Özel bir video hazırlandı Sayın Gülerce. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da bayağı bir duygulandı. Evet o duyguyla yaptığı konuşmadan da birkaç cümle okuyayım. Tabii. Ee, evvela işte Cumhuriyet'in bir fazileti bu. Simit satarak kendisine kitap alan bir çocuk. Şimdi müthiş bir kütüphanenin açılışını yapan bir ya. cumhurbaşkanı. Yoksa biz cumhuriyete niye karşı olalım yani? Önümüzde örneği var. Tabii, tabii, tabii. Önemli olan cumhuriyet, bizim itiraz ettiğimiz daha doğrusu cumhuriyet deyip halkın seçtiklerini yerine atanmışların Türkiye'yi yönetmeye kalkması. Her darbeler darbe yapılması. Kalkmışlar. Böyle cumhuriyet olunca can kurban. Tabii ki. Anneciğimin de evdeki makinesinde özellikle komşulara diktiği o dikiş makinenin elini biliyorum ben. Çoğunlukla markaları Singer'dir. Onları rahmetli annem de anlıyordu dikişten, o da dikiyordu. <laughs> Babamın elbiselerinden bozup bize pantolon dikiyordu mesela. Şimdiki gençlere anlatsak bizim nesillere, marka var. Yani bir şey dediğiniz zaman diyorlar ki, e, sizin zamanınızda öyleymiş, şimdi öyle değil diyorlar. Yani aslında bu zor günlerle imtihan edilmemizin bir sebebi de, ee, şükrün azalması. Doğru. Bak şükür azalırken ters orantılı şikayet artıyor. Bey, ferdi olarak konuşalım. Evlerde, hanelerde insanlar her şeyden şikayetçi. Evet. Her şeyi eleştiriyorlar ama kendilerini eleştirilmesini asla istemiyorlar. Şükür kalkmış artık. Yani niye şükredeceğim ki diyor? Şükredecek evet. ne var diyor yani? Yani şimdi hep daha Allah, fazlasını ister. Da daha zengin ederiz sizi diyor yani yoklukla, darlıkla ya biz dua ediyoruz etmesin çünkü imtihanı hazır bir toplum değiliz şu anda. Anneciğimin de evdeki makinasında özellikle komşulara diktiği elbiselerle her hafta sonu yatılı okumam hasabıyla bana vermiş olduğu 3-5 kuruşla haftayı doldurur giderdim. Böyle başlayan bir hayat ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu muhteşem dev kütüphane ile işte tırmandığımız nokta. Evet. evet. Şimdi madem grup toplantılarından laf açıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı bozdurmayacağız dedi. Bir kere daha e, bunun altını çizdi. Sayın Bahçeli'yi bir dinleyelim. <laughs> Sayın Bahçeli'den e, tam nokta atışı e, önemli açıklamalar çıkış geldi. Çok önemli. Çok. Şimdi Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'daki şanlı direniş ruhu üzerine kurulduğunu unutursak, onun siyaset üstü olduğunu unutursak, partiler üstü olduğunu unutursak, böyle sosyal medya üzerinden, içeriden, çevreden, dışarıdan Cumhur İttifakı'nı parçalamak, yıkmak için habire gayret gösterenlere malzeme vermiş oluruz. Ben bu çıkışı çok önemsedim. Onun için yani uzun konuşmasından burayı getirdik. Şimdi Ozan Ceyhun biliyorsunuz. Evet. Viyana Büyükelçisi oldu. şimdi Bahçeli gayet güzel söylüyor. Biz iktidar ortağı değiliz. Denge ve denetleme için mecliste ve Cumhur İttifakı'nın ne olduğunu bilerek Türkiye'nin iyi, isabetli, doğru yönetilmesi için bu işin içinde izliyor. Sorumluluk hükümete aittir. Onu tayin etmiş. Ama daha bunun ülkücü katili olduğu kesinleşmemişken bir dedikodu üzerinden bazı MHP milletvekillerinin de bu şekilde oraya destek vermesi gerçekten Cumhur İttifakı'na yönelik bir yanlışın içine düşünmesi demektir. Onun için bu atamayı maske yaparak Sayın Bahçeli'nin sözü. Cumhur İttifakı'na husumet kusanlar bilip bilmeden partimizin resmi görüşü teşekkül etmeden akıntıya kapılanlar. Yanlış yapmışlar, ters köşeye yatmışlardı. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın başında da bir takım sıkıntılar olmuştu. AK Parti içinden de yanlış yapan insanlar oldu. İleri geri laflar ettiler ya. Siz Cumhur İttifakı'na bakın karşı karşınızda karşımızda bize de Cumhur İttifakı'nın içindeyiz savunuyoruz bir gazeteci yazar olarak bir öyle husumetle, kinle, nefretle dolu içeride ve dışarıda odaklar var ki siz sıkı durmazsanız, sağlam durmazsanız bu saldırılara kapı aralarsanız o kapılar ardına kadar açılır. Onun için bu ikazı Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla anlamında da sadece MHP bünyesine yönelik değil bence, AK Parti bünyesine Tabii. de yöneliktir. Bu konuda hassas olunması gerekir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biliyorsunuz e, eski 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında e, konuşmuştu. Anadolu Ajansı'na. Bu, bu kez de Anadolu Ajansı'na konuştu. Abdullah evet. Gül ağzımı açtırmasın dedi Süleyman Soylu. Bir izleyelim, sonra Süleyman Soylu neler söylemiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi e, kuvvet ve güç vermedi. Ben buradayım. Sayın Cumhurbaşkanımızı tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar. Ağzımı açtırmasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı mazlum bir şekilde İstanbul'a indirmeye çalıştılar. Tek başına evine gidecek, oturacaktı. Ondan sonra da istedikleri gibi eylemleri yöneteceklerdi. İstedikleri gibi Türkiye'yi bir hale getirecekler. Dolama basacaklar. Orada koltuğa oturup pro içecekler. Bütün e, hevesleri oydu. Tabi tartışma gezi olaylarından başladı. O iddianame gibi arkasından gelen kararlar. İşte Abdülhat bir gazeteye beyanat Süleyman verdi ya 11. Cumhurbaşkanı evet. Abdullah Gül geziyle gurur duyuyorum diye. Geçen hafta burada uzun uza diye Konuştum. bu yanlışı izah ettik. Şimdi de Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisi var. Altını çizdiği yeri e, seyircilerimiz mutlaka e, görmüşlerdir. Sayın Cumhurbaşkanının geze olayları sırasında yalnız bırakmaz. Yurt Yurtdışı seyahatteyken işte e, o zamanki Cumhurbaşkanının mesaj alındı demesi, e, en yakınındaki insanların sanki kabahatli Sayın Erdoğanmış gibi o gün başbakanlığı beyanatlar vermesi, şimdi de sanki onları e, toplum unutmuş gibi. Böyle ulu orta konuşmaları Sayın Süleyman Soylu'nun samimi tepkisine sebep oldu. Ben orada bir şeyi hatırladım. O günü ben hiç unutmuyorum. Ben de saatlerce televizyonun başında kaldım. O gün Sayın Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Ve ağır karamsar bir hava Türkiye'nin üzerine çökmüştü. Bilhassa şeyin açıklamalarından dolayı Abdullah Gül'ün e, yani şey zan altındaydı Erdoğan. Süreci yönetemiyor. Geçen hafta Abdullah Gül asıl özellikle bir de onu söyledi. Yani süreç iyi yönetilmedi. Yani Erdoğan iyi yönetemedi dendi. İşte o havayı dağıtan Sayın Melih Gökçek oldu. Ankara'da Esenboğa Havaalanı'ndan evet. Erdoğan'ı karşılayan büyük bir kalabalığı topladı. Ona mobil bitik diyoruz ve altı şöyle... ayrı yerde Hikik evet. yapıldı. O gün Ankara'da. Evet. evet. İşte. Şimdi Sayın Meli Gökçek hakkında ileri geri konuşanlar var ya. Bunları hatırlamaları hatırlamaları gerekir. Meli Gökçek budur. Buydu. Değişmedik hiç. Evet. Gezi olaylarında gerçekten de Sayın Gökçe'nin ee, gezi olayları sonrası o havanın dağılması i̇şte, için yaptıkları en önemli, göz ardı edilemez. En önemli hamle. Bu hava alanından Ankara'ya kadar mobil mitingdir. E sosyal medyadan olarak... da çok büyük savaş vardı. Sayın evet. Gülçin. Ama bu havayı bir anda dağıttı. Bütün Anadolu'yu rahatlattı. Erdoğan görevinin başında inisiyatif Onda hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeyi teröristlere, eşkıyalara teslim etmeyeceğiz. Siz falanın filanı dediğine bakmayın. İşte Erdoğan karşınızda. Buydu olay. Evet. Çok önemli mitinglerde. 5-6 ayrı noktada mobil miting yapılmıştı o gün Ankara'da. Şimdi isterseniz devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fox muhabirine sert çıktı Sayın Gülerce. Fox'un sorusuna... Yeni mi E, Evet tam konuşuyoruz burada madem. <laughs> ee, yine laf Fox'a geldi. Fatih Portakal'a geldi. Bir izleyin Cumhurbaşkanı Erdoğan Fox muhabirine bakın neler söyledi. Erdoğan çok sert çıktı Fox TV'ye. Ama çok yalan haber yapıyorlar. Zaten haber yapmıyor bak Fatih Portakal. Yani Türkiye'de hiçbir televizyonda bugüne kadar bu şekilde haber sunulmadı. Adam her haberi bütün kanallara, gazetelere gelen haberi normal haber olarak vermiyor. Takla attırıyor, çarpıtıyor, ediyor Erdoğan'ın hükümetin aleyhinde veriyor o bilmiş tavrıyla. Evet, bir de yani çok ahkam kesiyor ya. Çok. Niye bu böyle? Bir ahkam kesme olayı da emekliler konusunda oldu. Aa, Onu verelim ben. Evet, Çünkü evet. E, emekli maaşlarında kesinti olacağını iddia etti Fatih Portakal ve Fortun. Ortada ayağa kaldırdı, ortada ayağa kaldırdı. Yani Tam manipülasyon. Çok. SGK'dan açıklama geldi böyle bir şeyin olmadığı dair. Evet. Ama bakın Fatih Portakal neler söyledi. Bu iddiaları 2-3 evet. gün boyunca dile getirdi Fatih Portakal. Biz çok sadece 20 saniyesini aldık ama uzun uzun fatih portakal 3 gün falan ana haber bülteninde işledi. Sonuç itibariyle SGK dedi ki ya bir dakika bu söyledikleriniz yalan dedi. Ama bu ajitasyon bakınız. Yani bütün emeklileri ekonomi zor durumda bir çare bulamıyorlar. Şimdi de emeklerin maaşlarından kesinti yapılacak. Bayram ikramiyeleri verilmeyecek, verilmeyecek, düşürülecek ve bunu bakın bir haber olarak ciddi ciddi veriyor. Daha önce de söyledik. Fox haber Diğer haber kanallarının toplamından fazla izleniyor. Hani medya susturulmuş olan diyor ya. işte konuşuyor adam. Hem de yalan haber üreterek ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da açıklama yapıldı. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik kurumun, Kurumu'nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıtma hedefi taşımaktadır. Şimdi i̇şte mesela objektif, dürüst, gazeteci olsa Fatih Portakal bu ifadeleri aynen verir. Versene maksatlı haber yaptığınızı söylüyorlar kurumdan. Yani şimdi yalanı daha önce de söyledik ya yalan doğru ayakkabısını bağlayıncaya kadar yalan dünyayı dolaşırmış. Şimdi bu bütün Türkiye'de emeklerin ağzına yayıldı. Tamam. E şimdi kaç kişi duydu bunun yalanlandığını? Dın, e, evet duydu. Ya, yani insanların kurumların başka işi yok. Her gün her akşam Fatih Portakal'ın yalanlarını mı düzeltecekler ya? Bu nasıl medya anlayışı? Bunlara bir ceza verilmesi lazım. Yalan habere ceza gelmesi lazım ya. Çünkü gazetecilik değil, değil yani. Süreteciliğin kuralıdır. Yani teyit edersiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu ararsınız yetkilisini. Bize böyle bir bilgi geldi. Sizin böyle bir hazırlığınız var mı diye sorarsın. Sormuş mu? Yok. Birisi sosyal medyadan veyahut da işte şimdi söylemeyeyim isimlerini o gazeteden bu gazeteden bir şey uyduruyorlar. Fatih Portakal da mal bulmuş mağribi gibi üstüne atlıyor. Bunun adı da gazetecilik oluyor öyle mi? Şimdi Ekrem İmamoğlu konumuz var. Zam tepkisi. HDP'lilerin e, mevzuları var biliyorsunuz Pervin Buldan'ın açıklaması. FETÖ var. FETÖ'ye verelim mi önce istiyorsanız? Ya da İmamoğlu mu yapalım? İmamoğlu'nu verelim. Arkasından HDP'yi HDP, yi HDP yi mi konuşalım? sonra Tamam. o zaman FETÖ'yü sonra veririz. Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi geldi biliyorsunuz. Yani Üstü zamla. At, yok yok. İşimiz konuş o. Konuşacağız. Mutlaka evet. konuşacağız. Çünkü e, acayip yine bir sözleri çıktı. Yani, sapıkça yine evet. söylediği şeyler çıktı. Onu mutlaka vereceğiz. Ekrem İmamoğlu'na vatandaş tepki gösterdi. Sokakta e, esnaf ziyaretinde bulunuyordu İmamoğlu ve bakın bu zamların ardından nasıl bir tepkiyle karşılaştı. Bana bu şeyi söyleyeyim başladı. Bağırarak başladı. Geldiniz o tamam. mesela bu seçimde evet. buraya geldiniz evet. ya evet. bekledim. Evet. İnşallah tabii gelir. beş. neden? Şimdi bak ben sana neden? şöyle söyleyeyim. Bir dinle Saat yok bağırarak başladı. Bir kere bağırarak başladım. Ba hiç, hiç, bayram başımıza şey. geldiniz yetişemedim. Tabii, hiç bağırarak o bir, gün yetişemedim, o bir, bir, bir cevabı dinleyelim. soruyu cevabı dinleyelim. soruyu, cevabı dinleyelim. Zam mı dinle e, sordunuz cevap verelim. Tamam başkanım. Zam yapmak zorunda kaldık. Tamam. Eyvallah. Yani bizim Eyvallah. bizim e, biz keyif 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 almıyoruz. Bu şi, bunu şimdi zam yapmazsam bir sene sonra daha kötü durumda. Ama başkanım. Ulaşımla ilgili hizmetle tamam. alakalı hem standart sorunu var hem başka problemler var. Başka, ve, ve biz bu size Dört tane şey açıkladınız. Ama bakın bir değil sene mi? önce söyledik. Tam hatırlıyorsunuz şey, değil bırak mi? Bırak seçim bak. Ulaşıma dediniz ki ulaşıma halkı ulaşımı indireceğim dediniz. İndirdik. Ama bizi indirmedin indirdik. bizi bindirdiniz. Hayır indirdik. Yok, Hayır bizi bindirdik. indirdik. Bir bir sene, 135 sene, başkanım. bir sene önceden 135. bahsediyorsun. Geçen Hayır. sene Şubat'tan Mart'tan Se bahsediyoruz. Seçim propagandası dört e, tamam, tane. Tamam Şubat Mart'tan bahsediyoruz. Tamam, ama yapmadınız. Ama bir sene geçti aradan. Ya. Bu konuşmanın devamında kapalı çarşının içine giriyor. Orada da yine tepkilerle karşılaşıyor İmamoğlu. Bunu ben yorum yapmıyorum. Her şey daha kötü olacak. <laughs> bu, bu cümle bu zaten şey, yetiyor. Bu bir şey değil. <laughs> Peki o zaman HDP'ye geçelim. Ee, Pervin Buldan geçen hafta CHP'ye ki biliyorsunuz Sayın İmamoğlu'nu az önce izledik. İstanbul'un ve Ankara'nın kazanılmasında HDP'nin rolü yatsınamazdı. CHP-HDP işbirliğine dair. Artık gizlemeyelim cesur olun demişti Pervin Buldan. Herbe Buldan'ın o sözlerini hatırlayalım. Çünkü üst üste hem Sırrı Süreyya hem HDP'li Buldan'dan yine cevaplar geldi. Bir hatırlayalım. E biz bunu hafta arasında da çok konuştuk. Yazıldı, çizildi. E bir aşk hikayesi gibi değil mi Sayın Galice? Artık aşkımızı gizlemeyelim diyor HDP CHP'ye. Evet, yani şimdi bazı şeyler söylerim bana yakışmaz ben Hı -hı. demeyeyim. Yalnız bu hamleyi HDP'nin neden yaptığı çok önemli. Yani HDP her köşeye sıkıştığında, zorda kaldığında, PKK'nın beline beline Türkiye vurduğunda böyle tırnak içinde demokratik çıkışlar yapıyor. Yani e, bu kaçıncı aldatışları? Doğru. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu aldatabilirler ama artık onun dışındakilerini aldatamazlar. Mesela İyi Parti demin biraz eleştirdik. Şimdi savunalım. Yavuz Ağır Alioğlu İyi Parti sözcüsü biz böyle bir yerde olmayız. CHP olacaksa olsun böyle bir ittifakta dedi. Şimdi bir de kongresi yapıldı. HDP'nin dördüncü olağan kongresi. Yine Pervin Buldan eş başkanlığa sekildi. Bir de şu anda konuşuyor muydu? Mithat Sancar. Mithat Sancar, evet. Kongrede de... Mithat Sancar'da ne övenler çıktı bu arada. <laughs> Neyse söylemeyelim de şeyi yaldızlama, parlatma işini evet. ses çaldırmadan tutun da Selahattin Demirtaş'a yapanlar çok oluyor. şaşırtıcı. Şimdi kongrede Pervin Buldan'ın söylediği yeni bir şey var. Aslında İyi Parti'yi daha da zora sokan bu ifade. Bunun üstünde durmak lazım. Cizre ile Gezi'nin ittifakı var. İstanbul ile Diyarbakır'ın, İzmir ile Hakkari'nin ittifakı var. Şimdi asıl büyütmemiz gereken laf ne? Cizre ile Gezi'nin ittifakı var diyor. Tabi kongrede İstiklal Marşı okunmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Gelecek Partisi yani Davutoğlu Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekir ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi de katıldı. Babacan'ın da mesajı okundu. Parti hazırlıkları Hı. devam ediyor ya. Ali Babacan da davetliymiş. Mesaj yollamış. Ali Babacan'ın mesajı da şu. Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi'nin dördüncü olağan büyük kongresine davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine, ay vay 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 vay, HDP'den demokrasiye katkı, ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor. Kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum. Ama hiç hayırlı olmadı. Çünkü bu Cizre ile Gezi'nin ittifakı var meselesinin e, açıklığa kavuşturması lazım. Cizre'de biz Hendek olaylarını Aa. hatırlıyoruz değil mi? Bir defa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu kongrede ilgili bir soruşturma, soruşturma başladı. 14 Şüpheli'de gözaltına alındı. Şimdi ben hızlı hızlı geçeyim. Tamam birkaç dakika. Hendek olayları, geçelim. Cizre'de de Kesinlikle. olan Hendek olayları neydi? Bu olaylar e, bir yıl kadar sürdü. 2015-2016'da. Darbeden hemen önceydi. 7 Temmuz 2015'te başladı. Seçimlerden, 7 Haziran seçimlerinden bir ay sonra bak. Heh. Enteresan. Bunlar kendilerine bir şey vehmettiler. Öz yönetim barajı, ilan ettiler. Aracı açtılar ya öz yönetim talebine geçtiler yani Diyarb şey, Kürdistan tarafı diyorlar diye son seçimlerin öncesinde Kürdistan tarafı için harekete geçtiler ve bu iller arasında ilçeler arasında ee, Diyarbakır'ın Sur, hı hı. Silvan, Lice Hani, Hazro, Bismil Dicle, Bağlar, Hayafınar Yenişehir, Kocaköy Mardin'in, Nusaybin, Dargeçit, Derik, Şırnağ'ın il merkezi Silopi, Cizre, Cizre buradan geliyor. Muş'un Vartos'u, Sason, Kozluk, Batman'dan, Elazığ'dan arayacak. Öz yönetim talebiyle başladılar. Ve Cizre'de 699 barikat, Cizre kardeşliği diyor ya, 252 endek, 1419 el yapımı patlayıcı. Diğerlerinde de böyle yüzlerce, binlerce ve en önemlisi 26 Ocak 2016 tarihinde bakın sayın seyirciler lütfen burayı dikkatlice dinleyelim. Kılıçdaroğlu'nun neden Şehitler Tepesi olmayacak bizim iktidarımızda demesinin ne anlama geldiğinin izahı var burada. 26 Ocak 2016 tarihinde 4 gün önce bölgedeki olayları incelemeye giden 100 kişilik CHP heyetinin raporu açıklanmış. Hmm. CHP heyetinin raporunda insanların yaşam hakkının korunmadığı adamlar hendeklerle, çukurlarla devlete isyan etmişler. Şimdi şey sayılarında Orada normal vatandaşlar, ben evet. orada gazeteci olarak oradaydım. Evet. Cizre'de, Cizre ekranlardan biri ha. bendim. Evet. Vatandaşlar tahliye edildi. Arkasından kalan teröristlerle mücadele edildi. Yani bunun ayrımını CHP yapamamış ama. Evet. Evvela CHP raporundan önce bilançoyu söyleyeyim de. Bu Hendek Çukur olaylarında hayatını kaybeden toplam 249 asker, polis veya korucu, yaralı 465 asker, polis veya korucu, ve tabii yaralı tutuklu militanlar da var 2544 hı hı. Ee, bunun yanında etkisiz hale getirilen militanlar var bir yıl boyunca devlete karşı süren bu isyan hareketinde tabii bu kadar şehit vermemizin sebebi de bölgedeki fetöcü FETÖ subayların ve emniyet mensuplarının şeyi asker kaybımızı şehitlerimizin sayısını arttırmak için yaptığı hainlikler var. Burası da çok önemli. Hepsini darbeye de katıldı. Şu ile FETÖ'nün bu hendek çukur olaylarında birlikte ihanet ettiklerinin şu anda yargı sürecinde ortaya çıkmış belgeleri var. Evet CHP raporunda deniyor ki insanların yaşam hakkının korunmadığı, cenazelerinin günlerce sokakta bekletildiği, hayvanlara yem edildiği. CHP raporunda Evet. Ya. Bak unuttuğumuz şeyler bunlar Türker Bey. Unutmuşuz. Hayvanlara yem edilmiş insanlar. Devlete isyan etmemişler PKK'lılar. Cesetleri insanların. Büyük yalan. Evet, bölgede savaş hukukunun bile uygulanmadığı. Sivil halka katliam yapıldığı. Bunun CHP söylüyor ya. Kimden yanasın? Esetten yana mı? Bizden yana mı? PKK'dan yana mı bizden yana mısın? Ben vatansever çoğu öyle CHP'lere üzülüyorum. Ya bu adamı anlat anlata bitiremiyor. Çok zaten. radikal söylemlerde CHP'li Ya sönetime, biraz siz itiraz edin ya. Biz itiraz ediyoruz. Türker Bey biz itiraz ediyoruz adam diyor ki, Erdoğan lehine itiraz ediyor. Bu nereden, ne alakası, Hükümet lehine itiraz ediyor. AK Parti lehine itiraz ediyor. Ya insaf yok mu ya? Adam diyor ki sivil halka katliam yapıldı diyor. Kaç şehit var? 249 bu sayının ee, daha fazla olduğu da bu resmi rakamlar al. Evet. Raporda yerel yönetimler özellik şartının muhakkak hayata geçmesi gerekiyor da deniyor. Özellik talebiyle de çıkmışlar diye. Evet. CHP özellikliği savunuyor yani. Ve hükümet hendek operasyonlarına son versin çağrısı yapıldı. Şimdi başka burada daha CHP e, da CHP'nin zaman daraldığı için istiyorsanız evet. de var yeter bu kadar. Olaylar anlaşıldı. Evet, askerimiz hedef yapıldı. 355 güvenlik görevlisi diyor başka bir şeyde. Vallahi bu raporda CHP'nin bugün Suriye politikası da programına şöyle Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. kemiklerini sızlatıyor. Şimdi o zaman FETÖ'ye geçelim. Geçelim. FETÖ Sahabe efendilerimiz hapishaneleri ziyaret etti dedi. Yine bir sapık bir açıklamada bulundu. Evet. Arkasından yazıcı oğlunu kastederek söylediklerini veririz. Çünkü onunla ilgili gelişmeler var. Peş peşe verelim. Peş peşe verelim tamam. Evet. Ee, bir de FETÖ i̇mamından, FETÖ imamından Muhsin Yazıcıoğlu itirafı geldi. O itirafın detaylarını Sayın Gülerci'den alacağız. Evet. Ama madem öyle aynı zamanda FETÖ, hain FETÖ yazıcı oğlunu kastederek çok enteresan şeyler söylemişti. İki haberimizi peş peşe izliyoruz. Dikkatlice dinleyelim. Tabii ilginç burada yani FETÖ'nün hedef gösterdiği. Evvela sanki... o rüyalarla ilgili tamam, söyleyeyim. Önce Bu oradan başlayalım. Şeyin e, Elebaşif, FETÖ elebaşı FETÖ'nün, Fethullah Gülen'in insanları yıllarca uyutmasının bir Yöntemi stratejisidir. Kendisini insanlığın iftihar tablosu diye peygamberimizden bahsediyor. Peygamberimiz de demiyor bak. Hep insanlığın iftar tablosu. Peygamberimiz ya desene. İnsanlığın iftar tablosu çünkü o bulmuş bu sıfatı. Tamam hmm. insanlığın iftar tablosu ama kend, patenti kendisine ait olduğu için hep onu söylüyor. Şimdi peygamberimiz, Hazreti Ebubekir Efendilerimiz, Hazreti Ömer Efendilerimiz, sahabe efendilerimiz zindanları dolaşıyormuşlar. Dolayısıyla bu zindandakiler darbeden hüküm giymiş, ağırlaştırmış, müebbet hapis. Yemiş adam katil 251 kişinin katili utanmadan sıkılmadan diyor ki peygamberimiz onları ziyaret ediyor. Şimdi karşımızda şizofrenik, paranoid bir hain var. Hain var. Şimdi ben zaten diyorum ki bak bir herkese FETÖ'cü damgası vuruyorsun diyor. Yo. Şunlara FETÖ'cü diyoruz. Eğer bir adam Fethullah Gülen'den hala hoca efendi diye bahsediyorsa bu FETÖ'cüdür. Herkes kendisini yoklasın. Hala hoca efendi diye bahsediyorsan, aklından, zihninden, gönlünden öyle geçiyorsa, sen katıksız bir FETÖ'cüsün. Ama eğer biz kimlerin arkasından gitmişiz ya? Adamlar ihanet ettiler. Adamlara bak ya. Devlete kafa tuttular. Sadece terör örgütü değil. Bir de bunlar casusluk örgütüymüş. Bir yeri dışarıya verdiler bu Fethullah Gülen bu ihanetin başındaki şahısmış. Vay be diyorsan FETÖ'cü değilsin. Şimdi bazen bana çok kızıyor FETÖ'cüler. Bana diyorlar ki sen döneksin. Tabii ben bunlara cevap vermiyorum. FETÖ'cü olduğu belli. Ama böyle diyen başka hasımlarım da var benim yani. Hı hı. Malum şahıslar. İyi ki onlar bana hasım. Öyle adamlar beni sevse ben kendimden şüphelenirim. Ya Bana hakaret eden adamlar var. Yani geçmiş siyasilerin içinde de var. Hala konuşanları da var. Ben tenezzül etmem. Sadece kalıbının adamı değil. Geçer giderim ama dönek diyor mesela. Nereden dönmüşsünüz? Bunların ihanetini görmüşsünüz. 7 Şubat 2012'de MİT krizinde. 17-25 Aralık'ta tweet atmışsınız. Sonra 7 seneden beri şu ekranda FETÖ'nün ipini pazara çıkarmaya çalışıyoruz. Adam diyor ki sen arkadaşlarını sattın. Dönek diyor. Ya o arkadaşım diye bildiğim adamlar dinimi sattılar. Milletimi sattılar, gençliği sattılar, devleti sattılar, vatanı sattılar. Bu hainlerden uzaklaşmak onları satmak olur mu? Bu erdem ya ve çok da zor bir şey yani. Yani onların arasında olup da ihaneti görür görmez ayrılmak bu kolay bir şey değil ki. Yani insanın, herkes empati yapsın bakalım. İhaneti görüp ayrılmış bir adama dönek mi denir? Ya kendim için şimdi övcü bir şey olacak. Yoksa adam yiğitlik yapmış ve hainliği görmüş. Bunları terk etmiş. Terk etmekle de kalmamış. Köşeye de çekilmemiş. Bunların ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlatmaya devam ediyor. İpliğini pazara çıkarmaya devam Mücadele ediyor. Mücadele ediyorsunuz. Tabii Şimdi bir tanesi var. O, ona da değmez laf söylemeye. Ya kenarda otursana diyor. Bak. Ya kardeşim benim intikam alma hakkım var ya. Allah Kur'an'da diyor ki intikam alıcıyım. Evet Allah intikam alıcıdır. Evet. Ben Allah'ın dediğini yapıyorum. Vatanıma, milletime, devletime, dinime kastetmiş. etmiş. Amerika ile CIA ile işbirliği yapmış. İhaneti ortaya çıkmış adamlardan intikam almaya çalışıyorum. Neden köşede oturacakmışım? Sen dedin onlara mı var, topum var, altı ay önce darbeden önce de darbe yapacaklar diye. Tankı mı var Fethullah Gülen'in? Uçağı mı var dedin? Hepsi varmış. Bir sefer özür diledin mi? Biz bir de özür de diledik. Milletimize döndük. Ya biz kimlerle beraber olmuşuz? Allah bizi affetsin dedik ya. Kaç sefer? Baştan beri yedi senedir. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Allah ve milletimiz bizi affetsin dedi. Bir defa bu bir tövbedir. Özürdür. Özür de özür dileğinin yüceltilmesi değildir. Ben özür dilemekle kendimi yüceltmiyorum. Milletime, kamuoyuna olan saygımı dile getiriyorum. Özür dilemem gerekir sizden diyorum. Özür dilemekle de kalmıyorum. Yedi seneden beri bunlarla mücadele ediyorum. Ve etmeye de devam edeceğim. Şimdi adam diyor ki arkadaşlarını sattın o arkadaş diye hala benim arkadaşım diye söylediğin adamlar hain ya hain satılır mı hainle mücadele edilir hainden intikam alınır evet. evet bu arada bir son dakika var onu belirtelim Erdoğan Putin zirvesinin tam tarihi belli oldu 5 Mart Perşembe günü Erdoğan ve Putin iki devlet başkanı Perşembe günü Moskova'da bir araya gelecekler tarih ve yer tam anlamıyla belli olmuş oldu. 5 Mart Perşembe kritik bir görüşme gerçekleşecek Moskova'da. 2 dakika var mı? Var. Daha 5 dakika ile ilgili. Şimdi Onu konuşalım. Muhsin Yazıcıoğlu hakkında dinledik ya o şeyi bu çok önemli. Yani <laughs> üstlenmiş burada. Evet. Bizatihi FETÖ'nün yaptığını gösteriyor. Evet. Şimdi artık ortaya çıktı ki sağ olsun Nedim Şener arkadaşımız 26 Şubat'ta Hürriyet'teki köşesinde FETÖ imamından Yazıcıoğlu itirafı diye 55'e Beş peşe iki yazı yazdı köşesinde. Malum 20 25 Mart 2009'da e, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu benim de arkadaşımdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Markez. Kahramanmaraş yakınlarında düşen helikopterde birkaç kişiyle birlikte gazeteci e, TGRT muhabiri İHA muhabiri İHA İsmail Güneş de vardı. Bununla ilgili soruşturmada eee Elazığ Avukatlar Sorumlusu Abdullah Önder kendi isteğiyle Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına bir ifade veriyor ve bu e, helikopterdeki parçaları söken e, görevlilerin, avukatının Fethullah Gülen tarafından tayin edildiğini, bunun ortaya çıkması üzerine paniğe kapıldıklarını ve Barbaros Kocakurt'a İzmir'e gidip 12 ilin imama olan şahısla birlikte bu durumu söylediklerini, Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da kimyasının bozulduğu, <laughs> bu ortaya çıkarsa altından kalkamayız dediği ve bunun üstünün örtülmeye çalışıldığı ama en önemli itiraf şu, bu kaza ile ilgili görüntülerin olduğu flash bellek Bankasya'nın Elazığ Şubesi'nde kiralık kasaya konmuş evet. ve Bankasya'ya el konacağı haberi üzerine belgeler bir yaş belli ilimamı imamı teslim etmiş avukat. Bu görmek istemiş itirafçı. Flaş bellekte ne var? Dayanamazsın, bakma demişler. Çünkü hala Yazıcıoğlu'nun hayatta olduğu, İsmail Güneş'in telefonla uzun konuşmasına rağmen çenesinin kırık olduğu, velhasıl gelen artık yargı safhasında ortaya çıktı ki Muhsin Yazıcıoğlu'nu da bu katil hain Fethullah Gülen öldürtmüş. Şimdi ben hala Hoca Efendi diyenlere soruyorum. Muhsin Yazıcı oğlu gibi bir millet evladını öldürten bir adam katil, hain değil de nedir? Ama çok güzel bir şey söyledi Sayın Cumhurbaşkanı Bakü dönüşünde uçakta gazetecilere. Devletin elinde dedi HTS kayıtları var. Bu konulardaki HTS kayıtları yani telefon görüşmelerinin kayıtları eğer ortaya çıkarılırsa biraz sabırlı olun. Biz bu adımları atacağız. Şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt liman diye düşünmeyin. Açıklandığı zaman zaten gel gözükecek dedi. Evet. Şimdi yorum sizin köşesini tekrar hatırlayalım mı? Yoksa yorumlayalım mı ne dersiniz? İstiyorsanız bir hatırlayalım. Hatırlayalım hatırlayalım. Ben o kadar vatandaşa, seyircilerimize evet. sorduk. Can Ataklı neler söylemişti yorum sizin köşesinde? Öyle şeyler söyledik. Hatırlayın. Can Ataklı ile ilgili hemen sizden istiyorsanız bir yorum alalım ve arkasından birkaç Yok, izleyici. ben yorum yapmaya y değmez. Yorumu izleyiciye bırakıyoruz. Evet. Suat Kızılkaya demiş ki, neden soruşturma açılmıyor? Savcılarımız bu konuşmaları görmüyorlar mı demişler? E, tabii çok fazla eleştiri ve özellikle savcılara çağrı var. İsim isim şöyle eğer görmek isterseniz de Instagram'da son fotoğrafın altında Twitter'da da ortak akıl etiketiyle yazılanları görebilirsiniz diyelim. Çünkü çok fazla eleştiri e, ve özellikle savcıların harekete geçmesi konusunda çağrı var. Programın da sonuna geldik. Hızlıca kapatmamız gerekiyor. Bizden sonra 7 gün var Pınar çıkar Ardoğlu'nun konuğu. Gazeteci, yazar Nedret Ersanal. E, Sayın Gülerce çok teşekkür ediyoruz size. Değerli yorumlarınız ben için. Ben size teşekkür ediyorum.